Haydi gelin videoya. Arkadaşlar merhabalar. Akvaryum Doktoru kanalına hoş geldiniz. Videoyu baştan sona izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu videoda Aqualab TR kanalının bana göndermiş olduğu sumplu pipo filtre ve malzemeleri inceleyeceğiz. Partikül sıkıntısı olan akvaryumda ne gibi bir etkisi olduğunu Birlikte Göreceğiz Camda kirler var ancak su berrak Videoyu önceden çektim ancak editleyebildim videoyu Umarım beğenirsiniz İyi seyirler diliyorum Arkadaşlar Aqualab TR kanalının sahibi Ertan hocamın Gönderdiği Suntlu pipo filtresi şöyle göstereyim Yem de gönderdi sağ su malzemesi ve Aquanity görüyorsunuz arkadaşlar. Filtre malzemelerini ve akuaniti Sumplu Pipo filtreye yerleştirdim. Bana Ertan Hocam 2 adet fotoğraf gönderdi. Filtre malzemelerinin ve akuanitin dizilimi bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi ben buradaki yaptığım çakma pipo filtreyi çıkaracağım. Partikülleri görüyorsunuz. Amaç burada size sumplu pipo filtrenin ve akuanitin etkisini göstermek. Evet hazırlıklara başlıyorum. Burada kendi yaptığım çakma iç filtre diyorum. Onu aldım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Birazdan kendim hazırlamış olduğum sumplu pipo filtreyi akvaryuma ekleyeceğim. Bu akvaryuma yerleştireceğim. Bu fotoğrafta benim malzemene nasıl yerleştirdiğimi görüyorsunuz. Şimdi burada hortum da var. Hortumu da böyle dışa doğru aldım. Sumplu pipo filtreyi buradaki hava hortumuna bağlayacağım. Videodan da görüyorsunuz. Akvaryum içinde partiküller geziniyor ve görsel olarak hoş olmayan bir görüntü oluşturuyor. Aquanit hem suyun berraklaşmasını sağlıyor hem de amonyak, nitrit, nitrat gibi maddelerin balıklara ve diğer canlılara zarar vermesini engelliyor. Bu videoda sumplu pipo filtre ve aquanit'i deneyeceğiz. Tabi aquanit'i uygun filtre malzemeleri ile birlikte sumplu pipo filtrede veya dış filtre içinde kullanabiliyorsunuz. Bununla ilgili Aqualab TR kanalında bilgiler var. Aqualab TR kanalından da Aquanit ve Sumplu Pipo filtre ile ilgili videoları izleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu akvaryum basit bitkili bir akvaryum. Canlı doğuranlar var. Tabii siz çöpçüleri görüyorsunuz ama ben çöpçüleri şu an buradan aldım. Uygun filtrasyon akvaryum sağlığını etkileyen önemli etkenlerden biri filtrasyonunuz ne kadar düzgün olursa balıklarınızın sağlığı da o derece iyi olur. Tabi bunu sağlıklı yem ve uygun koşulları da eklemeniz gerekiyor. Konuyla ilgili kanalımda videolar mevcut. Şimdi arkadaşlar burada görüyorsunuz. Burası biraz karışık kusura bakmayın. Ertan hocamın bana göndermiş olduğu Bakteri Plus ve Feeder Plus var. Şu an elimde biyolojik süngeri görüyorsunuz. Sağ olsun bunu Ertan hocam gönderdi. Ben şu an için kendi biyolojik süngerimi kullandım. Şimdi bunu hava hortumuna takalım ve sonuçlarını beraber inceleyelim. Eminim ki buradaki partikül sorunun çözümü pipo filtre ve içindeki malzemeler olacaktır diye düşünüyorum. Evet, şimdi şunu da ekleyeyim. Pipo filtre ve içindeki malzemeleri akvaryumun kendi suyuyla ayrı bir yerde yıkadım. Onu da belirteyim arkadaşlar. Evet biraz yamuk yumuk oldu ama ben onu düzgün bir şekilde yerleştireceğim. Bakın partiküllerin ne kadar çok olduğunu siz de görebiliyorsunuz. Arkadaşlar bir saat geçti. Partikülleri bayağı bir alıyor görüyorsunuz. Ee pipo filtreyi de yerleştirdim o şekilde. Dediğim gibi biyolojik döngü oluştu 3 hafta sonra eskileri alacağım. Biyolojik döngü oluştuktan sonra yeni biyolojik sünger ekleyeceğim. Bakın görüyorsunuz. Bu çöpçü de kendini Japon balı zannediyor, lipstes mi zannediyor? Ortada yüzüyor. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Sumplu Pipo filtrenin faydasını şimdiden görmeye başladım diyebilirim. Arkadaşlar Sumplu Pipo filtreyi ekleyeli 6 saat oldu. Bayağı barizgin bir fark. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Kısa zamanda bayağı fark etti. Evet arkadaşlar şimdi aradan birkaç gün geçti. Akvaryumda çok fazla partikül olduğu için bir kirlenme oldu. Bakın nasıl çektiğinde görüyorsunuz partikülleri çok güzel çekmiş. Evet, temizleyip tekrar malzemeleri sumplu pipo filtre içine koydum arkadaşlar. Videonun bu kısmında sumplu pipo filtre'nin partikülleri nasıl çektiğini gördünüz. Evet, ikinci bir temizlikten sonra pipo filtreyi akvaryuma ekledim. Görüyorsunuz, aradan yaklaşık yarım gün geçti. Yarım gün geçmesine rağmen nasıl güzel bir filtrasyon ve temizlik sağladığını görüyorsunuz. Su neredeyse yok gibi. Hocam su nerede? Maşallahlarınızı esirgemeyin. Amacım reklam yapmak değil. Hobi dostumun bana göndermiş olduğu malzemeleri etkisinin nasıl olduğunu tarafsız bir şekilde sizlere göstermek. Maşallah Full HD kalitede hatta 4K çözünürlükte bir akvaryum görüyorsunuz. Maşallahlarınızı esirgemeyin arkadaşlar videonun önceki kısmı ile bu kısım arasında bayağı bir zaman geçti. Tabi arada bir kaç balık eklemesi de oldu. Sumplu pipo filtre biraz yıllık yıllık olduğuna bakmayın. Onu videodan sonra düzelteceğim. Aradaki farkı görüyorsunuz. Zaten akvaryumdaki doğal denge oluştu. Sumplu piponun temizlik vakti geldi. Onu akvaryumun kendi suyuyla temizleyeceğim. Bilginiz olsun. Bana sorarsanız Sumplu pipo filtre ile birlikte aquanit ve uygun filtre malzemelerini tavsiye ediyorum. Şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız ve videoyu beğenirseniz sevinirim. Bu konu ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Balıklarınıza ve canlarınıza iyi bakın. Sağlıklı ve keyifli hobiler diliyorum. Hoşçakalın.